iyi hissettiriyor. 2008 tırnak içinde çok ilginç bir tarih. Bayağı olmuş aslında. Bunu böyle düşündüğüm zaman tekrar buraya geldiğimde aralıklarla oluyor. Bölümler için geliyorum buraya ama eğer böyle bir eşleşme, duygusal bir eşleşme olduysa beni çok mutlu ediyor. Çünkü benim de çocukluğumda aslında var böyle örnekler. Mesela Red Kit gibi, Göksal abi ve bir sürü örnek var. Bir şekilde benim de çocukluğumda böyle hani böyle bir şey olsa ile ilgili hep içimde kalmış bir şeydir ve yıllar sonra bunu tecrübe ettiğim, gerçekleştirebildiğimi gördüğüm bir proje bu. Po karakteri. Onun için yeri çok böyle çok özel benim için. Kayıttan önce Çin'e gidip pandalarla yaşıyorum. Bir ay kadar. Yani aslında şöyle bir durum var. Po çok incelikli yaratılmış ve her bölümde de gittikçe gerçekten bu detaylar üzerine konularak hem teknolojiyle hem de biraz daha ısınarak insanlar yani bunu yapanlar üzerine koyarak ve genişleterek devam ediyorlar bu karakteri. Tabii burada Jack Black inanılmaz bir referans ve inanılmaz bir faktör. Bu buradaki yaratımda onun hani payı bu inşada çok çok büyük. Benim için benim de en çok sevdiğim oyunculardan biri. Harika bir müzikal oyuncusu ve sesini kullanması ve sesinin aralığı yani inanılmaz bir adam. Bir müzisyen ve bir oyuncu. Onun hakkını tabii teslim etmek gerekiyor. Hani nasıl hazırlandınız derken yani sadece gelip o referans üzerinden ben de kendi malzememi ortaya koymaya çalışıyorum. Buradaki ekiple birlikte, yönetmenimiz Didem'le birlikte, Arda'yla birlikte ve bu stüdyo içerisinde. Yani bu ilişkiyi nasıl... Her seferinde böyle Didem aradığı zaman ben çok seviniyorum açıkçası. Yeni bölüm böyle aralıklarla böyle Halley Yıldızı gibi hani yıllar sonra böyle bir kere böyle hayatıma geliyor ve geçiyor bu şey, bu tecrübe. Onun için çok mutlu oluyorum. Burada geçen zaman bitsin de istemiyorum ama insanların da başka işleri var tabii. Onları da yapmasınlar. Ama çok mutlu oluyorum. Yeni film. Yani yeni bir film gerçekten dediğim gibi her seferinde bölüm bir sonraki film katlanarak çoğalıyor. Bu hem teknik olarak zaten o zaman içerisindeki kat edilen mesafe artıyor ve zenginleşiyor. Ve bunu yapan insanlar ve yani konuşan diğer tarafta daha da ısınmış ve daha tecrübeli olduğu için daha iyi bir bölümle seyirciyle buluşuyor. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kung Fu Panda 4. Şiddet, şiddet. 5 Nisan'da sinemalarda.